Komutan toparlarsak ordu toparlarız ama zannetmiyorum ben Çavuzcan'ı. Ya düzenli askerlerim öldükten sonra milislerimin hayatta kalmış ölmüş falan benim için hiçbir değeri kalmıyor. Çünkü iki birim düzenli askeri biz zaten yedirdik gitti onlar yani. Ve düzenli asker biz basamıyoruz şu an araştırma olmadığı için. De. Benim için hiçbir anlamı yok burada olan savaşın olan bitenin. Kaçırmaya çalışacağım bakalım. Ama kaçarsanız artık geriye. Kaçabilenleri kaçırdım. Kaçıramadıklarımız öldü maalesef. Providence çok az da olsa biraz tutunur orada. Yeni sayıları toparlamamız lazım. Hartford'da şeyimiz var mı? 362 var. Komutan kaldı mı? Yok. İşte bak bu komutansızlık benim şu an mahvediyor. Komutan olmaması İş, elimi kolumu bağladı. Ne yapayım? Götüme mi sokayım bu kadar? 650 esirimiz var Providence'da. Esirler de gidecek. Bir tane de subay esir almışız. bize bir faydası şu an maalesef yok. Bu ne kıtta ne yapabiliyoruz? İnşaat yap diye biliyorum. Madencilik yap diye biliyorum. Provision recruiting. Hem bir kısmı onlar da. Ha. Daha diğer koloniler var ki daha, daha onları açmadık bile Dur bakalım Düzenli askerlerim de gitti geçmiş olsun Esir alınmış bazı askerlerimiz Valla şu an esirden ziyade ben Acaba şeyi nasıl toparlayacağız diye düşünüyorum komutan lazım bana 3 tane subay veren araştırma var da 3 subaydan bir şey olmaz pek Middlebro'da okul yap diyor ulan ne okulu bizim burada götümüzde ayı bağırıyor Şunlardan herhangi birini verebiliyor muyuz Yok intelligence bilmem ne Hepsi buna kalıyor Sen şunu bitir Benim acil subaylara ihtiyacım var sen de araştırma hızı kas. Lan gövdesi falan çok hasarlı bu geminin ya. Adamlar ticari daha bak limandan çıkmadan vuruyorlar. birazcık para falan aldık. Maalesef hiç uzmanımız yok. Ordumuz az. Providence 700 kişilik bir şeye sahip şu an. Bizim bir tek Portsmouth'ta 600'lük bir ordumuz kaldı. Onun dışında hiçbir ordumuz yok. Bizim acilen Specialist'e ihtiyacımız var. Specialist, Specialist. Bir general, 5 Specialist. Benedict Arnold, ver bunu. Acilen ver. 51 günü var gerçi acil dediğimizde yani. Şunu denesek bir önden çıksa. Ekonomi. Şimdi general şeyini aç. Üç tane officer ekledi. Acaba yine ordu basabiliyor muyuz? Da recruit kalmadı ki. Recruit'u buralara gönderiyor şu an. Yeni milis kur desem. Komutan kal. Ha geldi 3 tane komutan. 4 tane komutan gelmiş. Geldi de recruit yok. 454 brown bass. Güzel. İyi silah. Bir milis grubu daha yap. Ona da bir tane brown bass. Gerisi normal silah. Topçumuz yok. O yüzden topçu yapabileceğimizi zannetmiyorum. Denemedim. deney edebiliriz yani. Ben zannetmiyorum o. Aa, Arsenal'de 4 tane topumuz varmış. Six pounder. Yap o zaman. Topçu da yap. Başka da yok zaten. Bol bol yapacağız da. Ben power'ı ne yapacağız bakalım. Newport'ta merchant stall yapıyorduk. Bize daha çok şey lazım. Asker. Kışla şeylerini büyütmem lazım ya. Kışla yapmak için yeterli kaynak yok diyor. İyi silah milah geldi eventlerle. 3 5 Loyalty'ye verdim onları da şu anlık. Şu gemiyi ayrı tutup şu ikisini çıkarsak İki gemi de burayı korusa artık. Olmadı herifin gemilerini ele geçirme. Ama en azından ticaretim hareket etsin. Sonra ticaretler bonus veriyor. Ticareti ee, koruyabilirseniz faydasını görüyorsunuz. Pek koruyormuş gibi durmuyor bizimki. Ha bak düşmandan ele geçirdik. 7 mühimmat verdi mesela. <laughs> gibi. Bu da hem mermide hem provision'da Az şeyimiz o. 18'e 30, 30 e 30. Hadi bakalım. İki gemi daha ele geçirirsek denizleri ele geçiririz diye ümit ediyorum. En kötü batıralım zaten. O bile işimize yarar. Rüzgar bizden mi? Güzel. Bu pişartı ne ya? araya alıp dövsek nasıl olur? Yapabilir miyiz? Can benim üzülüyorsun da bunun yeri ben değilim. Bunun yeri ben değilim. Ben bilemem yani ne oldu ne bitti. Ben de sana yardımcı olmaya çalışıyorum ama bütün yayın bunda uğraşamam. Mantıklı değil bak bu istek. Böyle bir sorunun varsa senin Twitch ile halletmen gerekiyor. Ben bilemem senin kredi kartına ne oldu sen yapabildin mi? Ki gördüğüm kadarıyla yapamadın da bu sırada. İkinci de yapabildin. Yapabilsen zaten abone olarak gösteriyor seni. Bu hızı birazcık yavaşlatalım gemilerde. Çok hızlı gitmeye gerek yok. Bir de yelkenler full açıksa daha büyük hasar yiyorsunuz. Öyle bir dert var. Şunu vuralım. Şu öndekini bir batırsalar. Arkadakini de şey alsak ganimet olarak alsak tamam. Selamlar Furkan. çok hasar yedi bu gemi ya. Sen şunun yelkenleri bir vursana. Bunun morali baya düşük. Battı batacak. O kadar hasarlı bir gemiyiz zaten almayız da. O oh, su alıyor yelkeni gitti tamam. Böyle dön sen de. Sen yelkenleri durdur. Geminin komple bütün hull puanı gitti bu sırada. Hull puanı dibi vurdu, batacak bu gemi birazdan. Zaten su alıyor şu an. Üstüne su gelmeye başladı dikkat ederseniz, battı. Şimdi o mürettebat bunu buna gelmemeli bu sırada. Ona dikkat etmeliyiz. İmcan Beyim sen nasılsın? Oo kendini kırdı Providence'ın. Önemli değil ya nasıl? Şarapnelle vurun şunu ya. Vurun ve bordalayalım. Bunlar batabilir. Age of Sail'da tek mermide batıyorlardı. Burada nasıl oluyor bilmiyorum ama. Dövüşmeye başladım. Yaz geldi bir PC alayım. Oo, hayırlı olsun. Açayım kendileri şu tetisi ele geçirelim. Aa rüzgar tersten esmeye başladı. Ay şansımıza tüküreyim. Zalimce değil mi zaten? <laughs> Adam kayığa binmiş, hayata tutunmaya çalışıyor, adamın kafasına sıkıyorsun. Gülleyle. Sandaldaki adama gülle atıyorsun. Hadi oğlum, bordala şunu. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Hadi, bordalayamadık. Ha, Sen de sıkmalan bizi vuruyorsun. Bizimkinin de Yelkeni gitti. Hadi aldı. Tamam. Üçüncü bir savaş gemimiz daha oldu ama yine çok hasarlandık. Yine hasar tamiri için bekleyeceğiz. Dolayısıyla denizler yine boşa düşecek üzücü. <laughs> Biz bir gemi yapıyorduk bu sırada. O gemi ilerlemediyse hiç ki ilerlemiş 50 günü kalmış. Onu da salalım diyecektim ama tamam. Tüfek üretimi, mühimmat üretimi vagon üretimi var. Bunları öne çekeriz. Gemilere yollayın, tamir olsun yine. Gemiler bir de çok yavaş tamir oluyor ya. Hiç hızlı değil. Ama bu denizde de herhalde temizlemişizdir biraz. Ümit ediyorum. Oo, i̇ş gücümüz... <laughs> 30K'nın altına düştü iş gücü bu. Başlangıçta 70'lerde bir şey değil galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok sağlamdı o. Burada kurduğumuz ordu Providence'ı dövecek vaziyette değil. Hayda. Yeni takviyeler gelmiş. Bir de Chelsea en Creek neresiymiş? Orayı yağmalamış. Bunlar tamam. Bu 80'likler hala toparlamalılar. Sayıları bunların gidik. Bunları acaba silip şey mi yapmamız lazım tekrardan? Bunlar toparlamıyor mu ya sayısını? Sıfırdan Sıfırdan koymamız da bir şey değiştirmiyor tamam o belli bir süre şey yapacak Adam geldikçe çekiyorlar Şu an Burada 108. Burada 0. Bak geliyor 221 kişi geldi. Portmut'ta da 100 kişi var. O 221 kişiyi dağıtıyordur herhalde birliklere de otomatikman. Gördüğüm kadarıyla dağıtmıyor ama sayı toparlamanın başka bir şeyi var mı onu bilmiyorum. Ya yani bastığımız apply dediğimizde çok ona göre sayı veriyor. Pek bir şey değişmiyor. şeylerinizi verelim sizin bonuslarınızı bunların durumu fena değil silahlarda biraz galiba sıkıntılar var hem güçte hem silahlarda sıkıntılar güç daha topa. heh gelenler eklendi 578 kişi bunlar oldu her gelen bir tane birime ekleniyor doldurdukça devam ediyor Yani daha mantıklı 1300 milisimiz var providence'da 700 garnizon var biraz daha toparlarsak Evet evet sol baştan başlıyor şu an Sırası var ya 1-2-3 ona göre şey yapıyor Gemiler ne alemde peki Başlarım size yalnız bunlar sürekli benden bir şeyler Çalıyorlar Markette peki satabileceğim ne var benim ya Yani birazcık satsam top satsam top satmasak daha iyi gerçi goods satabiliyor muyuz aynen var 7 tane kürk satsam oha 3500 diyor. Kürkün herhalde şu an bir faydası yok sat. Tekstil, rom falan az bir şeyimiz varmış. Otomatik satış emri verebiliyorsunuz bu sırada. Ama sıfır diyor. Onun ayarlanması vardır. Bir deyip otomatik sattırabilirim. Birinin üzerindekileri sat gibisinden. Belki. Şu an satmayacağım. En değerlisi kürk bu sırada 756 ile. Çok değerli. <laughs> Tetis. Yeni almıştık seni. Bu sırada gemilerde de e, insan gücü harcıyoruz. Muhtemelen onlar da içini toparlamaya çalışıyordur. Yani kolay bir şey değil. Hem ordu hem gemiler toparlanmaya çalışıyor. Pek kolay değil. Çıkın bakalım. AI zayıf. Dediğim gibi AI zaten biraz daha iyi olsa şu an muhtemelen middle bro'yu falan almıştı. Hatta Newport'ta bizim işimizi bitirmişti direkt de. O biraz zayıf işliyor şu an AI. Dediğim <laughs> gibi erken sürüm yani o doğal bir şey. Bu da madencilik var. Oraya bir daha döneceğim ya. Providence'ı önce bir geri alalım. 700 kişiler bizde 1000 1000 kaçtık 1500'e yakın insan var. Yani şu an bekleyecekler zaten arkada onlar. Dolanları çıkarttım garnizondan. Boşlar arkada bekliyor toparlanmak için. Zaten şey olmayan e, bölgede bekletemiyorum yani. Asker alabilecekleri bölgede beklemeleri gerekiyor. Başka türlü şey yapamıyorum onları. Yenileyemiyorum. Ya, arazi de yenilenmiyor olmaları lazım. Ben öyle biliyorum en azından. Son Freedom Üçüncü ayın kutlu olsun. Seni Steam'den ekleyebiliyor muyuz? Hayır. Mümkün olduğunca eklememeye çalışıyorum kimseyi Steam'den. Ya abuk subuk invite'lar geliyor. Ya watch isteği falan geliyor. Ya da o anki oyunuma davet şeyi falan atıyorlar. Ya da zıplıyorlar oyunlarıma falan. O hoşuma gitmiyor açıkçası Steam'den birilerini eklemek. Zamanda bayağı bir insan eklemişim. Onun acısını çekiyorum. Deh. <laughs> <laughs> Ama soru falan sormak istiyorsanız buradan sorabilirsiniz. Yani buradan verebileceğim kadar cevap veriyorum. MSN. <laughs> MSN hala var mı lan? Ne yapayım ekleyip seni? Huyumu atacağım. <laughs> Adama bak. Topçular sıkıntı. Bunları hızlı bitirip topçulara yürümek istiyorum da bakalım. Ekran titriyor. Mesaj attım hop. <laughs> ha direkt mi kaçtılar? Bence yine de kovalayalım. Ah, topçuları ele geçirdik. Esir aldık. Ya haritada da çünkü koşacağız ya peşlerinden. Esirleri buradan almak daha mantıklı. 142 esir. Gayet iyi. Altlu kalmıştı sonrasını bilmiyorum. Yok ya MSN kapatıldı diye biliyorum ben. Kapatıldı bayağı oluyor. Blackberry Messenger şeylerinden sonra kapandı işte o. Sonra Blackberry gitti. <laughs> Şurada mermi oha. Mermi yarı yarıya bizim orduda. Ciddi anlamda mermi açığımız var. Gelin oğlum Providence'a hemen. Oha anasını satayım o ne öyle. <laughs> Evi arıyordun ya. Cevap versene kanka. Niye cevap vermiyorsun kanka? Kanka görmüyor musun yazdıklarımı? <laughs> o ne abi öyle ya? Aha! Yeni şeyler açıldı mı? Bölgelerimiz açıldı. Capture Ticonderoga. Neresi? F e Ticonderoga Kalesi Yeterince iyi savunulmuyor diyor ve yüksek derecede topçu şeyine sahip. Zulasına hızlı olursak e, orayı yağmalayabilir ve İngiliz topçularını ele geçirebiliriz önemli kaynaklarla beraber diyor. Bu kale aynı zamanda İngiliz İngilizler tarafından işgal edilen Kanada için önemli olur. Ya, harita büyüdü gördüğünüz üzere ve eşek gibi büyüdü, öyle böyle büyümedi. Ee, Fort Saratoga, Ticonderoga bayağı yukarıdaki ya. He, Frederick falan filan. <laughs> Ha bu sırada buralarla bizim lojistik bağımız yok. Abo, Bizim lojistik ağ için şurayı almamız lazım. O zaman. Buradaki orduyu çıkartacağız mermiyi toparlarsak. Ya da mermiyi de toparlama komple çıkar bunu. Ordu kur. Hatfield'a doğru gidin. Buradakiler toparlandığında Providence'a bir, bir tanesini aktaralım ya da direkt aktaralım. Buralarda da bu sırada garnizonlar var. Ünlü bir hırsız varmış. İngiltere'ye karşı bizimle savaşmak istiyor. 10 influence kaybediyoruz. Bir tane komutan alıyoruz. Yok, kaldıramam. Ben bunu kaldırabilecek düzeyde değiliz maalesef. Güzel. En azından birazcık iş gücü geldi askerleri de hızlı toparlar şimdi her yerde şey olduğu için. Yalnız bizim bir şekilde Bennington'a mı gideceğiz? Şu Stephens'ı falan alsaydık ya. bin iş gücü diyor. 610 diyor Fort Rice düşük seviyede sanırım. Belki Fort Rice'a girebilirim. Mermimiz falan yok. Bir Hatfield'a girelim de. Hatfield'daki orduyu da alalım. New Haven. Güzel. Bir liman daha olmuş en azından. New, ha New Haven'a da ben şeyin geleceğini pek zannetmiyorum. 2500'ümüz geldi. Hala daha okul yap diyor bize. Yapalım anasını satayım. Yap. 2500 daha para verecek. Yap o yüzden işe yararsa. Burada ne yapabiliriz? Bu bölgenin nesi vardı? Demir, odun, tarım, ya değil aslında madencilik yapılabilir. Askeri altyapı ne veriyor? Ordu limitini arttırıyor. Provision falan veriyor yok. Şu an değmez gibi geldi. Hatfield. Üretim puanı veriyor. Ver ya üretimimiz yavaş şu an. Fabrikamız pek olmadığı için. Carpenter Shop materyal veriyor. Onu da verin. Nükleer mi? Var var. Olmamı be. Şöyle ilerleyeyim bakalım. Ticonderoga'ya gideceğim. Fort Rice önümüzde ve bomboş bu sırada. 120 kişilik. Fort Rice'ı bir alalım biz. Ee, lojistik haritasına göre sanırım burası şeydi. Evet, Fort Rice kritik bir bölge. Fort Rice'ı aldık mı? Buradan bütün lojistiği toparlıyoruz. Ayrıca bu bölgeyi de kesiyoruz. Burası fabrika bölgesi mi? Hmm. 3000 verip 111 tüfek, biraz pahalı bir ticaret ama. Yani otomatikte alıyoruz aslında çok rahat. Bence hiç uğraşmayalım zaten 120 kişi falan var içeride. olar temiz mi? Değil. Boston'ı en son dövmemiz gerekecek ya. Zaten bildiğim kadarıyla tarihte de bunlar en son Boston'dan atıyorlar galiba İngilizler ya da daha kuzeyden mi atıyorlardı? Cortales. Roderick Cortales ee, bir şirketmiş. Louis de Unzaga'nın şirketiymiş. Eee Amerikan devrimcilerine şey veriyormuş burası. Silah falan finansal destek veriyormuş İspanya ve Fransa'nın şeyle. Şu an mermi yok. Gemi topu veriyor. Şu an gemi topumuz var ama mermimiz yok. Mermi ver. Alın lan burayı. Bu kadar uzun sürecekse biz alalım Haritada beklemeyelim yani normal battle yapsanız da haritada da bir zaman geçmiş oluyor. Baya ilginç bir sistem yapmışlar ya. Şu ana kadarki Ultimate General oyunları arasında en cesurca davrandıkları oyun bu olabilir. Dreadnought'ta denedikleri çok kötüydü çünkü. Yani Dreadnought'ta ağır sıçmışlardı ama burada bir o kadar iyi toparlamışlar gibi geldi bana. Tabii ki bir full sürüm olsun ondan sonra daha şey olur da. Selamlar Cenk. İlerleyin bakayım. Yemek var. Yemek, mühimmat hepsi var. Ta 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 tararata tararata Önce kanatlar yetişsin de mevzuya. Milisiz zaten çok böyle güvenmiyorum şeylere. Kanatlardan girersem muhtemelen daha rahat girerim. Lancastix. Komutan McChicken yönetiminde. Tarihin en kritik savaşı. Selam veriyoruz niye alınmıyor mu demiş. Görüyorsun ya bilim deliyle uğraşıyorsun. Hoş geldin diyorsun adam selamını neden almadın diyor. İçeriye girin. Girin aslanlarım girin. Ha arkayı da vurabiliyorlar. Sıra aldık mı ha? almışız. Niye düşmedi? Oo, bir dakika burada mühimmat var. <laughs> Topla bakayım orduyu. <laughs> ne bileyim vurmasını beklemiyordum. İyi dağıttı mermiyi. Yürüye yürüye kale aldık. Şimdi kalein içine girin. Fort Rice önemli. Oradan da ilk fırsat Saratoga ile dövüşmeyelim de direkt Ticonderoga'ya gidelim. Eğer kaynak varsa yağmalar oradan aşağı ineriz. Eğer şeyi batıyı komple halledersek ki burada bir Fort Montgomery var. ikinci seviye kaleymiş orası. Oranın karşısında garnizonları tutup buradaki garnizonları desteğe çekebilir mi milisler? Ama yeter o ya. Bir tane garnizon Fort Rice'da bırakın. İlerleme devam. Oha 17 mermi mi var diyor. Gerçi bizimkilerin mermileri, erzakları falan full şu an ya. Fortress'ı aldık. Ee, yakın bölgelerde yeni toplanmış vergiler varmış. Paraya ele geçirmişiz. 4000 altınımız oldu o yüzden. Aynı zamanda da iyi bir para kazandığımız için şey oldu diyor. Kanada seferi için hazırlanmaya başladık. Şu Hubarton diye bir şehir de var burada. Bunun olayı ne acaba? odun demir şeyi. Onları da alırız. Bölge görevleri diye bir şey mi var? Derogaya gitmek için galiba buradan gitmem gerekiyor. Yoksa nehirden gitmem gerekiyor. Evet. Tamam buradaki garnizonları da kaldırın o zaman. Buralara da takviye yollayayım biraz. Biz gelene kadar toparlasınlar. Biz geldiğimizde de saldırıya hazır olsunlar. Şu bir tane galiba vardı değil mi? Evet dört tane Arsın var. Bunu yapmayı unuttuk da neyse vardık zaten ya yani buradan gelip Saratoga'dan gideriz. 3 level'da under equip diyordu yani içinde çok adam yok diyordu. Yani 3 level olması evet korkutucu ama şey olması korkutmuyor. Güzel. Yeni adamlar da geliyor. Buradaki askerler de toparlıyor kendini. Gelin bakalım. Saratoga'da 880 kişi mi var? Anlır ama çok kayıp veririz ya. Tikenderoga'da ne kadar var onu göreyim. Ondan sonra şey yapalım. Mac çıkını biz koyduk da. Shepard vardır ya. 977 kişi de orada mı var? Bence önce Ticonderoga'ya dalmamız lazım ama. Aa yerliler var. Dur Albany'e gidelim. Saratoga'dan başlayalım vurmaya ya. Topçu mopçu iyi olabilir. Gerçi bir tane topçu olacak yani çok büyük değil. İspanya mı? Aynen İspanya ve şey savaşa girdi. Rhode Island... Toplantısında Rhode Island için bir filo yapılması kararı alınmış. Peki. USS Obedient çıkabilir dışarı. Ticaret rotalarını tutmaya çalış bakalım. Biraz da yorgun oldular. Al beni de dinlenip Saratoga'yı vurup gidelim. Ama bu yerlileri acaba yanımızı çağırabiliyor muyuz ya? Bir işimize yarıyor mu acaba? Gemiler tamirdir. Gemiler çok yavaş tamir oluyor. O yüzden hiç gemileri dert etmeyin. Yani bir geminin tamir olması çok uzun sürdüğü için acaba gemim hazır mı, bitti mi, etti mi falan hiç merak etmenize gerek yok. YouTube'a gelir mi? Gelir. Güzel, biraz daha para aldık. Şu merchant stall olmayan yerlere merchant stall kuralım. Şu gelirimizi biraz toparlayalım bir yandan. Kışla 32 materyal istiyor. Bizde materyal de yok ya. Madenciliği de arttırmam gerekiyor. 4 gün bunun görevi var. Production Infrastructure in Hartford. Ben yapamayız herhalde ama. Bakayım. 1600'e 40 istiyor. Mümkün değil. Boston'ı ele geçir. Ticonderoga'yı 80 gün içinde ele geçirmemi istiyor. Abi önce garnizona katılsın bütün ordu bir. Şurada bir yenilensin. Privateer kaptanlar gelmiş. Korsan kaptanlar. Güzel. Zaten denizde bizim şu an bir şey problemimiz yok. Teknik olarak. Aaa ee, kapasitesinin üstündeyiz. Daha çok provision tüketiyorlar. Provision storage falan var da şu an harcamayalım. Okul yaptık 2500 verdiler bize eyvallah. Buradaki ordu da toparladı dersek. Nispeten toparladı. Ama ya çıkar bunları da. Dinlenmiş midir? Çok az bir şey kalmış. Hepsi dinlensin de sonra savaşta çok acı çekiyoruz. Heh Providence. Gel bakalım sen de burayı koruyacaksın. Bu denizi koruyoruz. Şu an burada bir şey yok. Bizim gemilerimiz daha fazla. Düşman gemisi yok. Ticaret yavaş yavaş bize dönmeye başladı. İspanya'nın savaşında herhalde bir faydası olmuştur. Şimdi bu bölgeye şey yapıp burada da düşman gemisini vurursak bir tane gemisi var onu bir patlattım mı geçmiş olsun. Şu iki bölgede ticaret akacak. Sonra bu bölgeleri yavaş yavaş ele geçirmemiz gerekiyor. İspanya map'te yok. Fransa'da yok, İspanya'da yok. Onlar dışarıda. Rüzgar nispeten lehimde. Ulan sizin atış taliminizi kim yapıyor ya? Göt gibi sıkıyor herifler. Bu da nereye gidiyor anlamadım ki. Bal mı? Bu şeyden dolayı olmasın. Hani stratejik bir kazanç. Fransızlar zaten destek veriyor İf'lere. E İspanya için de çok büyük bir kazanç değil mi? Adamın en büyük kolonisi adama isyan ediyor lan. <laughs> hani yere düşene ben de vurayım değil de bu şans diye adlandırıyorsan bu bu yanlışlık var burada. Asılın gözüymüş. Nereye gidiyorsun sen ya? Bir de rüzgara ters gidiyor manyak. Vallahi topçu deden bence kalp krizi geçirmez 1700'deki topların dalgalı denizde rüzgar içinde nasıl atıldığını bilse. O yüzden bence sorun yok ya. Bunu da bordalayabiliriz bu sırada. Aa ama bunları ele geçiremiyorduk sayı olarak yok. Büyük gemiler maalesef şöyle 77 62 diye bölünmüş şeyleri denizcileri. Küçük gemiler maksimum 50 kişi aldığı için şey yapamıyorsunuz. mı? Ya bordalayabiliyorsunuz da ele geçiremiyorsunuz. İçine mürettebat koyamıyorsunuz. <Sessizlik> batacaksan bat batmayacaksan dur rüzgarın da tersinde bir de Ah gitti yelken geçmiş olsun bir de bizim açımız daha iyi herifin toplar bizi görmüyor şu an. Ne demek batacaksan bat. Ne uğraştırıyorsun beni? Ah gövdeden yedi. Mesela çok az hasar aldık. Çok rahat bir şekilde şey de yapabilirim. Ah bitti gitti. Hasar almadığımız için bu gemiyi tekrardan limana yollamam muhtemelen. Bir de ikinci bir limanımız daha var ya artık orada da Muhtemelen filoyu bölerek tamir etmek daha mantıklı galiba o da sıra sıra oluyor çünkü iki limana iki filo iki birim koyduğunuz zaman ikisi de aynı anda tamir olabilir de aynı limana iki tane koyunca galiba olmuyorlar emin değilim esir alımı yoktur muhtemelen şu anda esirleri ne yapıyoruz be onu bile bilmiyorum ki esir şu an oyunda ne işe yarıyor hiçbir yerde bir şey yazmıyor esirlerimin nerede olduğunu görebiliyorum da. Esirlerin bana şeyini görmüyorum, etkisini görmüyorum yani ne veriyor ne vermiyor. Mesela doktrin ataması yapabiliyoruz. Bölgeleri tek tek kontrol etmek istemezsek ama yani e, madencilik hangisine daha iyi veriyor bu arada madencilik? Burada salt Peter veriyor, çok da önemli değil. Burada kömür, odun, ama az veriyor. Burada kömür, demir, odun hepsinden bayağı iyi veriyor Hartford'da ya. Karşında para ödeyeceğiz bunun bu sırada. Ordu üretimi, üretim şeyi, Odağa. Ya da erzak odağı. Ordu desteği verirseniz. <laughs> ne işimize yarayacak bilmiyorum ama görmek isterim. Siz bize ne veriyorsunuz? Üretim. Fazla değil. Propaganda ne veriyor? Loyalty veriyor. O da çok şey değil şu an. Provision belki olabilir. Asker iyi olur. New Hampshire 19. Burası da army development ya da manuelde kalsın ben bakarım olmadı ya. Şu an bilmiyorum ne kadar etkili olacağını. Hükümet yapımız %30 diyor şu an. Enstitülerle falan filan e, kurulacakmış da şu an için çok böyle şey değil. Herkesin kolonilerini de gösteriyor burada. Diğerlerini de görüyormuşuz. Peki. Buradaki ordular ne oldu? Dinlendiler. Let's go. Çıkın. Top Orduyu kurun. Saratoga'ya gidin. Şey gelecek zaten ya. Star Wars şey gelecek gibi duruyor şu an. Total War. McChicken koş lan. Ya rahat kazanabiliyoruz gibi gösteriyor ama. Kayıpsız kazanmamız önemli. <laughs> Oldu başka Bayrağımızda da kartal değil şey olsun Tavuk olsun Söylenti gibi değil miydi Güçlü bir söylenti Herkes o söylentiye şu an yoğunlaşmış durumda Warhammer 40k ve Star Wars üzerine Deli gibi söylenti dönüyor Farklı kaynaklardan örnek veriyorlar. Geçen şeyde örnek vermiş. Legend of Total da örnek vermiş. Hatta Legend of Total War'a göre Neferat'a ve şey e, gelmeyecek diyor. Nagash falan. Şu söylemlerine göre Kataya liderler falan gelecekmiş yani. Öyle bir şey doğruysa çok üzücü olur. Söylentilerin en üzücüsü de şey ya. Birinci Dünya Savaşı Total War oyununun iptal edilmesi mevzuna hepsi doğruluyor neredeyse. <laughs> Varmış ve iptal etmişler yapımını yani. yani istedikleri gibi bir şey çıkmadı herhalde. Oo kaleye bak. İkinci seviyesi fena. İlk seviyede şu dış Earth Rampart'lar vardı. İkinci de içte bir şey oldu. Üçüncüde de Starfort'a falan mı gireceğiz anasını satayım? Alpen senin üzerinde yeni bir şeyler deneyebilir miyiz? Var mı şeyin? İsteyin. Tüt 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 tüt. Ya bence de garip. Şu anki halinde zaten Star Wars falan ben tezahür edemiyorum pek de. Star Wars'u ancak şöyle şey yapabiliyorum. Empire at War'u oynadıysanız. Yani Empire at War gibi yaparlarsa çok hoş olur. Empire at War çünkü o görüntüye müsait. Ama sistem olarak çok farklıydı yani Empire at War'da. <laughs> Burada da kaleyi full... Kuşatarak saldıracağım. Asker yayın sayısı yetmezse Ebenin, yetmediği yerlerden ne yayın daha etkili işte. bir çözüm olur. İzleyeceksen, izle, izlemeyeceksen git amına koyayım. Nesini merak ediyorsun ki yayın e, nereye kadar gidecek var? diye ya. İşte demek ki yapamadılar. Olmadı ve iptal oldu yani. Olmamış bir oyunu çıkartmazlardı zaten. Bundan çok daha fazla adam olduğuna eminim. Birazı burada, bir iki tanesi burada. Yine de 600 küsür kişi etmiyor bunlar. Etrafına dönmemiz lazım ki bulalım kim nerede ne kadar. Şuralardan ve buralardan çıkarsak fena olmaz. Az bütün gücü de sağa mı yolladık? Biraz sola da şey lazım yani. Forward. Yani yaptılar. Birinci Dünya Savaşı yapıldı işte. Great War Western Front gayet güzel yaptı. Biraz daha toparlaması lazımdı sadece. Çok kendini tekrar ediyordu ve artı üzerinde iyi değildi AI. Onları toparlasaydı yapmıştı. Ama sistemi oturttu yani adam. Savaş sistemi yapabiliyordu. Aha arkaları boş valla. İlerleyin. Hızlı hızlı. Yok ya Napolyon'daki mod. Hasarları falan ayarlayamıyorlardı. Empire modu da öyleydi. Empire 2. Siz de buralardan gireceksiniz. Aynı of Sight büyüdükçe gözüküyor da burada 24 kişi falan var. İçeride da o içeride toplar var. Şuradan bir ilerleyelim. 24, 32 falan bunlar komik rakamlar bizim için. Alabiliriz. Ama sanırım kalenin içi full garnizonlu gibi ya. Aa sur yıkılıyor. Oha. Şeyde yoktu bu. Civil War'da falan böyle bir özellik görsel falan yoktu. Ha gir içeri, gir, 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 gir. Ama burada da topların olması biraz sıkıntı işte. Aslında kar bonus veriyor acaba. Buraya girmek için de etraftan dönmem gerekiyor. Şurayı bir koparalım. Ne, morali bozuldu geri çıkıyor. Yürü 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 içeri içeri yürü. Gir gir gir, gir içeri. Bu yürüyenleri felaket vuruyorlar ya. Çok hızlı moralleri bozuluyor. <laughs> Dış su suru delmemiz lazım. Topçular toplarını bıraktı bu sırada. Çok yakındayız diye midir bilmiyorum. Bizimkilerin de moraller çok çıtır çerez İyi kayıp verdiriyor esir alamamış mıyız hala biz? <laughs> Püskürttüler çoğu yerden. Aa bunlar da esir düştü. Güzel 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 devam. esir geri geldi onlara. Devam devam devam. Yaptınız hadi aslanlarım. Biraz fazla kayıplı oldu dediğim gibi. Kale olduğu için. Diğeri de çok kolay olmayacak eğer alacaksak. Adam kaleyi bırakıp dışarı kaçtı lan. iyi bizim için. Bu mermisi bitiyor topçularımın. Hadi oğlum al şu cover'ı. Ha %69 cover'ını aldı. Güzel. Size ilerleyin şimdi şunları vurun içeriden. Ben şu topları al gerekiyorsa. Ah 136 kişi top kullanıyor. Hadi bakayım. Mermisi bitenin, mermisini de içeride dolduralım bu sırada ya biz. Herkesi içeriye yollayın, mermileri doldursunlar. Topçunun falan da mermisi yoktu. Yani şeyde oluyor mu bilmiyorum. Ee, harita dışın, haritada böyle bir avantaj elde edebiliyor muyuz bilmiyorum. O yüzden içeriye gireceğim bütün mermileri toparlamak için. Bullara geçin ya. Adam gerçek vuruyor bizi. Kulelerin içine girmiyorlar ama. Kuleler öyle süs gibi duruyor. Ve yani çok şeyde vurmuyorlar yani bizimkiler. Osuruk kadar şey var. 964 kayıp verdik. Kars'a 634 kayıp verdi. 6 top kaybetti. 45 kişiyi de esir aldık. Yani çok fazla bir esirimiz yok. Kaybımız büyük. Diğer kaleye gitmeden önce toparlanmamız lazım. Diğer kale bir de seviye 3. Orayı işgal etmek daha da zor olacak. Ney? Aha. <laughs> Gemi ele geçirmiş korsanlar. Oğlum şaka mısınız? Nerede dedi? Massachusetts taraflarında dedi. Massachusetts tarafındayız. Var değil. Ha şurada Portsmouth'a ekledi. Ah da gelmiş. Liman olarak. Şuradaki denizi koru bakayım. güzel güzel. Yalnız Fogo for var. Etrafta nerede ordu yürüyor, ne oluyor falan bir bok görmüyoruz. O birazcık beni korkutuyor açıkçası. Burada çok şeyleri var ya gemileri var. Saratoga'yı aldık. 10 influence 6 da topçu verdi bize fazladan. Tabi canım. Şimdi bunları sokun. Saratoga'da mermi ve şey var. Erzak. Recruit yok bir tek. O da toparlanır ya. Ticonderoga yalnız zor olacak gibi ya. Hiç de böyle az bir orduyla falan tutulmuyor söylediği gibi. Bakalım. Alabilmemiz için daha destek lazım. Belki Alvin'in yeni bir ordu da kurabilirim. Aa paralı asker kurabiliyormuşuz. Şeylerden. Kabilelerden. Aa. 320 kişiler. Mızrakları var. Bunların okları var. Nasıl oluyordur hiç bilmiyorum ama çok merak ettim. Kuracağım galiba ya. Hesutu diye bir kumandanları varmış. Çok influencer bu sırada. Hiç ucuz değilmiş. Tutu gel bakalım. Sizler tamamsınız. Aha. 30'a 18. %37 şansla kaçabiliyoruz. Yine bizim elimize kaldı o. Başarabilirsek güzel ama Korsanların çaldığı gemiyi de Haydan gelen huya gider derim en kötü. Oo, oh! of of of. <laughs> bu ne lan? Geminin hasarına bak. Gemi deli gibi hasarlıymış. Harbiden kaçmamız lazım bu sırada bizim. Age of Sail'da harita kenarına gidince kaçabiliyordun. Deneyeceğim. Bu bizi çük çükü verir. Gerçekten çünkü verir. Hiç de bir şey yapamayız buna bu süre. <laughs> HMS Prince. O çok böyle minnacık hasar... Ya böyle çizik falan var hatta hasar niyetine. Bizde böyle güverte falan yok. Yağmur yağınca su alıyor gemi falan. O seviyede bizim geminin hasarı. Hız olarak da yalnız pek geçebilecekmişiz şeyi vermiyor bana. Cane shot atmaya çalışalım biraz. Yelkenleri vurup hasarlarsam belki kaçabiliriz. Götü verirsek herif avantajlı olacak. Hep o vuracak. Ben vuramayacağım. Şimdilik yandan vurmaya çalışalım. Sonra basacağım. Daha çok yelken hasar lazım. Hadi oğlum, hadi oğlum. Vur 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 yelkenleri vur. Bizim yelkenler daha asal. Bir tane bile yelkenini çökertsen var ya. Niye bu kadar kötü vuruyor bilmiyorum. Dövmek istesem de dövermişim. Bayağı atış üstünlüğü verdi bana. Tamam sokarım yelkenini artık düz. Ama götü vermeden gitmemiz lazım, yoksa o vuruyor hep. <gülüyor> <gülüyor> bakalım başarabilir miyiz? Selamlar Malekith Ya umarım işe yarıyordur diyeceğim de bir şey diyeceğim çok uzak oğlum başaramayız ki bunu. Ölümüne savaşacağız ya da buraya döneceğiz. Leave battle deyip flee demeye çalışacağız. O da %37 şans. Bilemiyorum ne kadar işe yarar. <laughs> Aa çok iyi. Çiftçiler şey yapmış. isyan etmişler. Provision sağladılar. İyi gemi de kaçabildi. Dön evine tamir ol. Ağzına sıçılmış vaziyette senin. Ah güzel. Yeniden doldurmalar falan da geldi. İsabet, yeniden doldurma. Da ben seni niye ha limana atayım. Güzel. Rhode Island tüccarlarından şey mi geldi? Ee, İngiliz firkateynlerine şey yapmışlar, taciz etmişler. İki tane ticari gemi o yüzden silahlandırıldı ve hızlı hız ufak savaş gemilerine döndüler diyor. Senin kumandana verdiler. USS Mars ve USS Scorpion geldi. Abo. İki tane küçük gemimiz de var. Tam buradaki filo zaten ufaktı. Birleşsinler o zaman burada. Şu üç gemi bir arada. Büyük gemilerde tamir olunca onları buraya atarız. Dışarıyı tutarlar. Bu da gidebilir bu sırada ya. Limana git sen de tamir ol kalanla. Kalan gemilerin hepsini buraya yollayalım. Bu burayı tutmamızın bir anlamı yok şu an. E gel. Ordu'nun durumu işler aciz burada bu. <laughs> ne oldu Kanadalılar mı geldi? İngilizlere Kanadalılar geldi. Ee, Champlain gölü'nden. Lojistik desteğiyle beraber Kuzey geçidine geliyorlar diyor. Of of of. 3300 mü? Yani anasının gözüymüş. Teşekkür ediyorum. Ha şunu iptal et. Aa bu otomatik zımbırtı yalnız. Bir dakika. Bunu beğenemedim. Kusura bakmasınlar. Üretimi buradan da yapabiliyorsunuz. Nereye ne basacaksınız bu sırada. Colony management buradaydı değil mi? Şunu iptal edelim mi? Manuel'e çek. Çünkü ben o kaynaklarla başka bir şeyler yapmak istiyorum. Bir de görevimiz var zaten. Gerçi yapamayız. 10 günümüz var. Nereye yapıyoruz? Production 40 istiyor. Sen yapamayacağız. Aslında birazcık paramız falan bir şeyimiz varsa gemi de satın alınabiliyormuş. Sigara varmış. Sat bakayım. Birazcık romumuz var falan filan. İnşaat materyali ne kadar para istiyor? Ha markette yok zaten. Au. O oh, o oh, o oh, o. Oh. Bizim bu ordunun hızlı toparlanması yazmış. şu Bartın'ın desteği yetişmeden. Tikon alınmalı. Bunlarla da alınır da muhtemelen bir iki ordu wipe yeriz direkt ya şu anki haliyle. Yapmasa iyi olur. Yelkenler niye bir türlü toparlamıyor ya? Nerede içine bakabiliyormuşuz? Mürettebat'a bir şey yapamıyoruz ama topçuları falan var. Da tamir oluyor. Bunların bu sefer tamiri çok pahalıydı en son. Şu an 300 küsürü diyorum tamirine. Yine fena değil. Bizim paralar pek suyunu çekmiyor. Şu görevi yapamıyoruz ama. 1743. Buraya da çok yavaş geliyor asker. Eyvah. Ticonderoga. Oradan gelmiş olamaz ama herif daha buradaydı. Nereden geldi lan bunlar? Ama nereden geldi bilmiyorum da nereye gideceğini biliyorum. Gel buraya. Yalan buraya. Aa rom ele geçirdik gemilerden. Bunları ayrı ayrı vursak ya adamlar sayısı az bayağı. 900, 1600 falan oluyorlar. Çok hoş olmaz. 1600 olurlarsa kalede dövemeyiz. Mac çıkın ne yapıyorsun? Geri gel. Karatogazekiler de daha toparlayamadı kendini. Burada bir savaşalım. 600 kişi 600 kişi. Sonraki 900 kişiyi alamak için de bu sırada maaşları arttırabilirim. O bir çözüm olabilir belki. Tam tam ta ta tam tam. Bu sırada yarın devam edeceğiz bu seriye. Yarın bir de Warhammer var üzerine. Baltazar'ı devam ettireceğiz haberiniz olsun. Nasıl içeceğiz? Şağız ne lan? agalarını önden yollasak Bunlar bir dayak yese Öncü kuvvet yani Biraz dağınık savaşıyorlar gibi zaten. Neleri var ki bu adamların? Sivilin maskıtları var. Yakın dövüşleri iyidir belki ya, bir özellikleri vardır ne bileyim. Sayıcı azlar ama. Gerçek bir Amerikan general. İngiliz olsaydım yapardım ya Amerikalı niye yapsın? Vallahi, aa dağıttı vallahi. Oğlum bunlar. Galiba yakında şu lan <laughs> Yapıştırın agalarımı Evet sayıca az olmalarına ve hatta friendly yemelerine rağmen iyi vuruyorlar şu an Esirleri de alıyorlar onların Lan lan Hala esirlerimi geri almaya çalışıyor. İkinci esiri de kaptırdı bana. <laughs> Güzel. İyi esir aldık yine. Ben çok sevdim oyunu bu sırada. Yani 03 3 sürümü içinde o kadar boş hissettirmiyor oyun şu anda. Ee, sadece belki oyunla alakalı şöyle bir eleştiri bulunabilirim. Bu oyunu Üst üste, üst üste çok oynayabileceğinizi zannetmiyorum. Ben Civil War'u falan da zaten çok böyle üst üste oynayabilmiş bir insan değilim. Ama bu oyun daha da az oynanabilir gibi şu an. Çünkü eventler falan birbirini tekrarlıyor ve birebir tekrarlıyor görevler, eventler. Yani bu birazcık sorun bence. Esoton'un ordusuyla kapışıyor. Herkese dövüşemiyorlar mı? Tut tut ha dövdü. Malzemeyi de yağmalı oradan. Oh 20 20 tüfek. Para paradır. Ne oldu? Araştırma yapabiliyoruz. Army Innovation 2. Ver kalifiye mühendisler bilmem neler. Navy Department var. Artık Navy'ye şu an belki ihtiyacımız yoktur da belki intelligence olabilir. Belki topçu olabilir. En azından denizler güvende artık ya. Ona biraz mutlu oldum ben. Bok götürüyordu bizim denizleri çünkü. Biraz daha mı yem çeksek yerlerden iş yapıyorlar. Da bir o kadar da sağlam para yiyorlar. 5 gün var. 5 günde buraya infrastructure yapabiliyor musun? Ne istiyordu? Production infrastructure. Kaç gün sürecek? 38 gün. Yetmiyor ama olsun en azından yapmış oluruz. Ee, yeni general veriyor ya da yeni birlikler geliyor. Topçu, skirmisher'lar, First New Hampshire, Third New Jersey geliyor. Bunlar düzenli ordu bu sırada ve tarihi ordu anladığım kadarıyla. Düzenli ordumuz hiç yok. Yani iyi olabilir. Ee, doktorin geliyormuş. Ordu limitini büyütüyor. Reputation cost. Bir general veriyor. Horatio Gates diye bir komutan geliyor. Önce topçu departmanı yapalım. Bunlar çünkü nispeten ucuza yapılıyor. 10 günde falan yapıyor. Yani süreleri sol üstte yazıyor. Bazıları çok ucuza ve hızlı yapılıyor. Saratoga'ya yollayın önceliğimiz orası olsun. Middlebrough'a da bir milis birliği yapsak aslında diyeceğim ama şeyler oraya aktarıyoruz. Neyse.